O kadar şanlı, o kadar güzel bir tarihimiz var ki her defasında eskiye dönük Evet. herhangi bir görüntü izlediğimde bile tüylerim diken diken oluyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi buradan saygıyla anıyoruz ve gerçekten ne kadar minnettar olsak az, bugün 96. yılı, büyük bir onur, büyük bir gurur var. Türkiye, bakıyoruz da geçmişimize, ne büyük destanlara imza atmış bir milletiz. Ne kadar gurur duysak az, değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığını yaptığı Büyük Taarruz Savaşı'nın biz 96. yılını kutluyoruz. Zafer Bayramı adı üstünde zaferle sonuçlanan Evet. ve tarihimizde muhteşem bir övgüyle her yıl konuştuğumuz hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şanla, mutlulukla ve Şerefle. şöhretle herkesin bilmesi için böyle bağıra bağıra kutladığımız Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz ekranlarınızın Efendim başına. herkese günaydın, günaydın, günaydın. Öncelikle şu an ekran başında bizi izleyen başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Bircan ve Ece'nin de çok güzel sözlerini ben de bir iki cümle müsaadenizle Estağfurullah, eklemek buyurun. isterim. Estağfurullah efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün söylediği gibi yıkık uçurumun kenarında bir ülkeden yepyeni bir bebek, yepyeni bir vatan doğuran başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını yani ecdadımızı, dedelerimizi rahmet, özlem, minnetle, sevgiyle, saygıyla Saygıyla anıyoruz, anıyoruz. anmaya devam edeceğiz inşallah. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bak, bu arada Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi şu sözlerle anlatmış. Eksiksiz anlatmak için direkt buradan okuyorum. Türk ulusunun kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Hala yok. Yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır, demiş. Ne Bu güzel, güzel zaferi bu söylemiş. sözlerle anlatmış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Evet efendim. Peki o zaman bize bugün ulaşmak istiyorsanız. Dur, ona geçmeden evvel dur dur. Ne oldu? Dur Bircan, öyle güzel görüntülerimiz var ki hiç daha ona Zafer Bayramı'ydı geçmeden, mı? tabii Ay ki pardon ben. geçmeden evvel bizim askerlerimiz başımızın tacı, tabii ki polislerimiz de öyle. Biz rahat uyuyalım diye onlar nöbet tutarlar. Onlar Görev ülkemizi, başındadırlar. yurdumuzu, Şehit olurlar, bizi canlarını korurlar, verirler. şehit olurlar. Tabii. O Analar askerlerden, yetim kalmasın diye, evet. anneler, analar, evlatlar yetim kalmasın, analar evlatlarını yitirmesinler diye kendi canlarını vermek suretiyle evlatlarını yetim bırakan yüce Ya. gönüllü askerlerimiz, Ya. polislerimiz. Allah onlardan razı olsun.